Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim her videodan kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdillah çok şükür bugünlerimize Şimdi bu tonda bir yazmam var. Ana rengini alt Bütün ana rengini bu renkle yapacağım arkadaşlar tığ battısında. Yazmamın tonunda yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bu tondaki yazmama hangi renkleri kullanacağım? Dediğim gibi tonundaki rengi kullanacağım. Pembe kullanacağım krem tonu kullanacağım ve mavi kullanacağım bu kadar ip seçeneği arasında nasıl bir model yapacağız e, görmek istersiniz şimdi arkadaşlar tabii ki göstereceğim bunun videosu var mı başka kanallar çekti mi bilmiyorum benim önüme gelen bir iğne oyasını tığa kendim bakarak çeviriyorum olur da benzeri varsa aman kimse demesin ki o kanaldan bakmış yapmış ben kendimce oturup yaptım arkadaşlar bilmiyorum bir videosu var mı yok mu Şimdi Modelin iğne oyasını görelim Burada Arkadaşlar iğne oyası halini gördünüz bu da Tığa çevrilmiş hali gördüğünüz gibi Dağ ve üzerinde aynı iğne oyasında olduğu gibi motiflerimiz var arkadaşlar Şimdi öncelikle dağımızı yapacağız. Tek sırada yani ip kırmadan giderken dağları yapıp üzerine de motifler ekleyeceğiz bence. Bunlar yazma kenarına çok e, ağır olur arkadaşlar. Bence bunu bir havlu kenarında havlu kenar olarak değerlendirirseniz de güzel olur. Aynı işlemi havlu kenarının üzerine tığ battı yapın. Havlunun üzerinde uygulayın arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir havlu kenarı modeli de olmuş olur böylelikle. Ben elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Şimdi aynı iğne yosunda olduğu gibi arasına biraz e, ara verilmiş iki dağın arasına. Biz de o işlemi yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bir, iki, bu motif dağın bittikten sonra yakınlaştıralım. Bir, iki, üç zincir çekip yandakine kapatıyorum. Üçüncü, 3 adet zincir çekip yandakine kapattım 4. 3 adet zincir çektim yandakine kapattım 5. 3 zincir yandakine kapattım 6. 3 zincir yandakine kapattım 7. 3 adet zincir yandakine kapattım 8. Yeterli mi diye bakıyorum. Sizler e, havlu kenar yapacaksanız bu kadar ara vermeyin. 3 veya 4 verin başlayın arkadaşlar ben 8 tane ara verdim dediğim gibi e, benimkisi model amaçlı bir anlatım arkadaşlar şimdi 8 tane ara verdikten sonra bir tane daha yapalım 9 olsun Evet şimdi bir zincir çekiyorum daha yapmaya başlıyorum çok minik bir örümcek çekiyorum. Çok büyük çekmiyorum örümcekleri. Örümceğimi kapattım. Üzerine 7 zincir çekiyorum. Aslında şunda 8 çektim ama biraz büyük olmuş gibi. Ben yine bu boyda yapayım. Ee, sizler bu zincir sayılarını 6 veya 7 çekin. Benim elim biraz sıkı arkadaşlar. Ee, normalden biraz daha küçük oluyor. 8 zincirin boyutu. Tepede kapattım. Tekrar 3-4 5, 6, 7, 8. Eliniz çok gevşekse bu zincir sayılarını 7 veya 6 çekebilirsiniz. Bunu da örümceğimin tepesinde kapatıyorum. Bir adet zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyorum. Şu anki işlemimiz bu. Aşağıdan bir tığ bası bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Bir adet zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. üzerine 4 adet zincir. Dönüş yapıyorum. Önümdeki ilk 8 zincirin içerisine girip kapatıyorum. 8 zincirle dönüş yaptım. Tepeye kapattım. Tekrar 1 8 zincir. tepeye kapattım 2 kez 8 zincir kapatmış oldum tepeye şimdi şu 4 zincirle çıktığım alanı 3 ile ineceğim her zaman 3 zincir çektim bakın bu 4 zincirli çektiğim alan örümceğimin tepesine 3 zincirimi sabitledim bu noktaya da 8 zincir çekip kapatıyorum 8 zincir çektim girdim kapattım bir zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyorum aşağıdan bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum tekrar bir zincir çektim yine küçük bir örümcek yapıyorum üzerine 4 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum hemen önümdeki ilk 8 zincirli alana girip kapatıyorum tekrar 4 zincir bir üst sıradaki 8 zincir iki tane var öndekine girip kapatıyorum şimdi 8 adet zincir dönüş yapıyorum buraya Tepeye dibine girip kapatıyorum bu noktaya bir kez daha 8 adet zincir yapıyorum dönüşlerde iki kez 8 zincir kapatıyoruz bu uç noktasına şimdi bakın 4 zincirle çıktığım alan 3 zincir çekiyorum hemen buraya battığım yerin noktanın üzerine bakın buraya batıyorum 3 zincirimi kapatıyorum Tekrar bu noktaya da 8 zincir kapatıyorum. 8 zincirimi girip kapattım aynı noktaya. Yine 3 zincir çekiyorum. Bakın 4 zincirle çıktığım alan burası yine. Şimdi buraya örümceğimin tepesine batıyorum. 3 zincirimi kapatıyorum. Bu noktaya da 8 adet zincir kapatıyorum. Aynı noktaya girip kapatıyorum. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Yine küçük bir örümcek. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip sabitliyorum. Tepe ile birlikte kenardan 1, 2, 3 oldu bakın. Bu işlem 7 tane olana kadar yapıyorum. Bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Üzerine 4 adet zincir çekiyorum. Ve dönüş yapıyorum. Önümdeki ilk 8 zincirin içerisine girip kapattım. 4 zincir devamındaki 8 zincirin içerisine girip kapattım 4 zincir bakın tepedeki öndekine girip kapattım şimdi 8 zincirle dönüş yapıyorum dönüş yaptım tepeye battım kapattım 8 zincir çektim aynı tepeye batıp kapattım Şimdi 1 2 3 zincir çekip önümdeki bakın bu battığım yere girip kapatıyorum. Buraya da 8 zincir kapatıyorum. Aynı noktaya girip kapatıyorum. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki yere bakın battığım yerin üzerine. Kapatıyorum. Bu noktaya da 8 zincir kapatıyorum. Aynı battığım yere giriyorum. 8 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip, şimdi bu örümceğin tepe noktasına geliyorum. Bakın, burada örümceğim tepesine batıyorum 3 zincirimi. Bu örümceğin tepesine de yine 8 zincir kapatıyorum. 8 zincirimi girdim, kapat. 1 zincir çekip yine örümcek yapıyorum aşağıdan bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum bir zincir çektim örümcek yapıyorum üzerine 4 zincir dönüş yaptım hemen öndekine girip kapatıyorum bu bir 4 zincir devamındakine girip kapatıyorum 4 zincir devamındakine girip kapatıyorum 4 zincir uçtaki yuvaya girip kapatıyorum. 8 zincirle dönüş yapıyorum. Dönüş yaptım. Buraya dibine batıp kapatıyorum. Buraya bir kez daha. 8 zincir çekip kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki noktaya girip kapatıyorum. Aynı yere 8 zincir. Aynı noktaya girip 8 zincirimi kapattım. Tekrar 3 zincir, 1 alt noktaya, tepeye kapatıyorum. 8 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum. 3 zincir, 1 alt noktaya girip kapatıyorum. 8 zincir aynı noktaya girip kapatıyorum. 3 adet zincir. Bakın örümceğimin tepesine geldim. Örümceğimin tepesine kapatıyorum. Tekrar 8 zincir. Girdim, kapattım. Bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum küçük bir örümcek. Aşağıda bir tığ batsı bırakıp ikinciye girip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip yine küçük bir örümcek yapıyorum üzerine 4 adet zincir çekiyorum. Bakın kenardan 1 2 3 4 5 oldu. Dönüş yapıyorum. 4 adet zinciri önümdeki ilk yuvada kapatıyorum. 4 zincir bir yukarı yuvada kapatıyorum. 4 zincir bir yukarı yuvada kapatıyorum. Bu şekilde gidip gelerek arkadaşlar büyütüyoruz. Mantık aynı. 4 zincir tepedekine kapatıyorum ve dönüyorum. 8 zincirle dönüş yaptım. Tepeye battım, sabitledim. Tekrar aynı noktaya 8 zincir çekip batıp kapattım. 2 tane 8 zincirim oldu. 3 zincir çekip yöndekine girip kapattım. Yine 8 zincir çekip aynı noktaya kapattım. 3 zincir çekip bir alt sıradakine kapattım. Aynı noktaya 8 zincir kapatıyorum. Aynı noktaya girip kapattım. 3 adet zincir çekip bir alt sıradakine kapattım. <laughs> 8 zincir çekip aynı noktaya kapattım. 3 zincir çekip bir alt sıradakine kapattım. 8 zincir aynı noktaya kapattım. 3 adet zincir şimdi örümceğimin tepesine geldim. Örümceğimin tepesine kapattım. Buraya da 8 zincir kapatıyorum kapattım bir zincir çekip yine örümcek çekiyorum aşağıdan bir tığ bırakıp ikinciye girip kapatıyorum bir zincir çektim <laughs> yine örümcek çekiyorum üzerine 4 zincir çekip dönüş yaptım bakın 1 2 3 4 5 tepeyle 6 bu son sıramız arkadaşlar 8 zincirin içerisine kapattım. 4 zincir çekip öndekine kapattım. 4 zincir çekip bir öndekine kapattım. 4 zincir çekip bir öndekine kapattım. 4 zincir çekip bir öndekine kapattım. 4 zincir çekip tepedekinin önüne kapattım. 8 zincirle dönüş yaptım dibine batıp kapattım tekrar 8 adet zincir Aslında bu son noktayı bir tane yapabiliriz iki yapıp dönüyoruz ya şu son nokta yani büyütme bittikten sonra son nokta inişi bir kez 8 zincir kapattım dönünce ama buraya bir tane kapatabilirsiniz onu ben Anlatacağım ileride. Ben yine kafanız karışmasın diye buraya da ikinci 8 zinciri kapatıyorum. Yani tek de kapatsak olur bu son noktaya inişte. Son inişimizde yani. 3 zincir devamdakinin tepesine kapatıyorum. 8 zincir aynı noktaya kapattım. 3 zincir devamdaki tepeye kapattım. 8 zincir aynı noktaya kapattım. 3 zincir bir alt tepeye kapattım. 8 zincir aynı noktaya kapattım. 3 zincir bir alttakine kapattım. 8 zincir aynı noktaya kapattım. 3 zincir bir alttakine kapatıyorum. 8 zincir aynı noktaya kapatıyorum. 3 zincir çektim. Örümceğimin tepesindeki noktaya geldim tepesini kapattım. Buraya da 8 zincir kapatıyorum. 1 zincir çekip yine örümcek çekiyorum aşağıya. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Şimdi göstereyim arkadaşlar Buradan Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepeyle birlikte 7. Şimdi 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. Bir tığ battı boşluğu verdim. Burada Bu ilk zincirimi 11 çekiyorum. Devamına dönüyorum. Bu ilk yuvaya girip kapatıyorum. Bundan sonraki zincirlerimi 12 çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 Bir tane bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Bakın arada bir tane bıraktım. Tekrar 11 12 bir bıraktım, ikinciye girdim. Tekrar bir bıraktım. Şimdi bu tepeye geldik. Size dedim ya bir tane olursa da olur diye. Şimdi bir bıraktım. Tepeye geldik. Bu bir, iki. İkisine birden giriyorum o tepedeki. Burayı bir yaparsanız da olur o yüzden. Kapattım. Bakın bu şekildeyim. Şimdi tekrar 12 zincir. Bir bırakıyorum. ikinciye girip kapatıyorum bakın bu şekilde. Tekrar 12 zincir. Bir bırakıp ikinciye girdim. Tekrar 12 zincir. Şimdi bir bıraktım, ikinciye girdim. Şimdi arkadaşlar son 12 zincirimi çekmiştim. Bakın buradayım. Aşağıda bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Bir zincir çekip şimdi düz yüzüne döndüm. Şimdi bu yuvalara girip 12 tane sık iğne doldurarak gidiyorum. Bakın şimdi yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Devamındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğne giriyorum. İlmek alıp kapatıyorum. 6, 7, sıkı. 8, 9, 10, 11, 12. 12 hızlı yapıyorum çünkü değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Buraya girip buraya da 12 sık iğne, buraya da, buraya da, buraya da, buraya da. Bunları kamera arkası yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 12'şer tane sık iğnesi yaparak indim. Şimdi bunu hemen yandaki tığ battiye girip sabitledim. Şimdi biz araya kaç tane vermiştik? 9. 3 zincir çekip yandakine kapattım 1. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım 2. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. 3. 3 adet zincir yandakine kapattım. 4. 3 adet zincir yandakine kapattım. 5. Yani ben 9 tane tığ battı yaptıktan sonra yine dağ kısmına başlayacağım arkadaşlar. Benim verdiğim ara bu kadar. Bu dağ bittikten sonra 9 tane yapıyorum. Sonra örümcek çekerek yine burada ne yapmış isem dağ kısmına başlıyoruz. Şimdi üzerinin motiflerini anlatayım açık renkli anlatmak istiyorum bunu size şimdi küçük motifler oldukça küçük motifler olması gerekiyor 3 motifin odağın üzerine sığması için sihir halkı üzerine yapacağız o yüzden elime ipimi sardım şimdi bu ipimi orta parmağın altından üzerine çevirdim şuradan tığımı girip buradan da ipin ucunu alıyorum bir zincir çekiyorum yuvaya giriyorum bir sık iğnesi girip bir sık iğnesi daha yaptım iki tane sık iğnesi yaptım böylelikle elimi çıkartabilirim artık Sihir halkamız hazır oldu yani Sihir halkanın e, düzgün olduğunu anlamak için şunu çektiğinizde bakın bu orta çekiliyorsa şurası küçülüyorsa olmuştur şimdi yuvaya iki tane sık iğnesi yapmıştım 7 zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve 7 dönüş yapıyorum İlk yaptığım sık iğneye batıp 7 zincirimi buraya kapatıyorum bir zincir çekip tekrar dönüyorum düz yüzüne şimdi bu 7 zincirin içerisine girip 7 tane de sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi bu sihir halkaya giriyorum bu iki ipin üzerine örüyoruz arkadaşlar girip bir sık iğnesiyle sabitledim bir sık iğnesi daha yaptım tekrar 7 zincir dönüş yapıyorum tersine hemen bu halkanın dibine batıyorum kapatıyorum bir zincir çektim rahat dönmek adına döndüm bu 7 zincirin içerisine girip 7 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 sil halkaya giriyorum 8. sık iğnemi sabitledim bir sık iğne sağ yaptım 7 zincir dönüş yapıyorum buraya dibine batıyorum diğer halkanın sabitledim bir zincir çekip dönüş yapıyorum bu 7 zincirle yuvama girip 7 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 7 Sihirli halkanın içine 8 girdim bir tane daha sık iğne yaptım. 7 zincir. Dönüş yapıyorum buraya dibine batıp kapatıyorum. Bir zincirle dönüş yapıyorum rahat dönmek adına. Bu 7 zincirim içerisine girip 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 bakın 4 yaprağımız oldu. Son yaprak için 8. sık iğnemi yuvaya girdim. Bir sık iğnesi daha yaptım. 7 zincir çek bine batıyorum diğer halkanın bir zincirle dönüş yapıyorum şimdi 7 zincirimin içerisine giriyorum 7 tane sık iğnesi yapıyorum yuvaya girdim sabitledim bir zincir çektim. Şimdi bu sihirli halkamızı çekip genişlet, sıkacağız arkadaşlar. Bakın şu ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi çekiyoruz. Dikkatli çekelim, ipiniz kırılmasın. Bakın bu şekilde iyice sıktık. Bir zincir çekip bunu biraz büyük kesin arkadaşlar dikmek için ipimi kes. Motiflerimiz bu şekilde. Bu sihirli halkadan kalan iple veya bu iple dikişine motifin üzerine sağlayabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar nasıl dikeceksiniz. İnanır mısınız? Ben bunları tığla geçirip arkadan bağladım. Öyle yerleştirdim. Çünkü iğnelerimi hepsi bir arada benim. Nereye koyduysam bulamıyorum. Bakın arkadaşlar, bu iplerden birine geçireceksiniz. Şu arada bir tane bırakmıştık ya. Tam bunun üzerine dikeceksiniz. Yani şöyle göstereyim ben size zı ile göstereceğim bakın. Şu tepede hemen buradan şu arada bir tane kalmıştı. Buradan gireceksiniz onun hizasında Şuraya tam buraya dediğim gibi ben iğnelerimi bulamadım buraya geçireceğim. Bir tane ip parçasını geçirdim bir diğerini de geçireceğim buradan bu şekilde tam bunun üzerine şu şekilde dikeceksiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi tam bu denge. Ben bir iğne bulayım, iğneyle göstereyim. Bulabilirim inşallah. Evet arkadaşlar iğne buldum ama büyük iğne. Bundan imkansız dikmem benim oraya. Dediğim gibi arkadaşlar bakın bir de şu yuvanın içine tam bu hizaya dikiyorsunuz. Bir diğerinde buraya tam bunun üzerine dikeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde iğneyle bunları dikeceksiniz. Evet arkadaşlar ben e, tığ ile tutturdum. Dediğim gibi iğne bulamadım. E, bana göre bunlar bir havlu kenarının etrafına çok güzel olur. Ama e, yazma kenarında gerçekten çok ağır olur. İğne oyası tabii ki haliyle tek kat üzerine örüldüğü için hafif oluyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar istedi. Ben de elimden geldiğince anlatımını yapmaya çalıştım. En olur haliyle, en benzer haliyle anlattığıma inanıyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.